Merhaba, ben Berk. Videoya sıkça sorduğunuz backup dosyası oluşturmayla başlayacağım. Önce Override kısmından All Mods, Create Empty Mod Above, açılan pencereye backup'ını oluşturmak istediğiniz modun ismini yazın. Yukarıki kısımdan Edit'e tıkladıktan sonra sol taraftan backup'ını oluşturmak istediğimiz moda tıklayıp Create Files in Mod Instead of Override kısmından demin oluşturduğumuz backup dosyasını seçiyoruz. Tebrikler, backup dosyasını oluşturdun. Gelelim bölümün temasına. Kaplamalar ve ışıklandırma. Önce kaplama modlarıyla başlayacağız. Skyrim 2020 X by Fuchsia. Bu modun ismini tekrar telaffuz edince kafam eski günlere gitti. Hey gidi be. Fuchsia. Skyrim 2020 aka 2020 or 2020 Parallax by Fuchsia. Ama bu sefer tek bir dosya için 10 GB'lık bir mod yüklemek zorunda kalmayacaksınız. Çünkü Fuchsia bunun için Skyrim 2020 X Smaller Packages diye bir tane mod çıkarmış. Bununla da aynı görüntüyü daha ufak indirmeler yaparak alıyoruz. Adettendir. Hemen bir gereksinimlere bakalım. Herhangi bir gereksinimi yok. Files. Önce meshleri indiriyoruz. Çünkü önemli denmiş. Daha sonradan Files kısmını tekrar yeni sekmede açtıktan sonra Parallax Meshes, Architecture Farmhouse, Architecture Markarts, Riften, Solitude, Tents, White Run, Windhelm, Winterhold, Clutter, Dungeons Caves, Dungeons Imperial, Dungeons Main, Dungeons Mines, Dungeons Riften, Landscape ve Other Stuff. Bunlar inerken gidip bir kahve alabilirsiniz. Damp 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 damp. Bunları tek tek yüklerken isimlerine dikkat edin. İsmin sağ tarafındaki ok işaretinden modun kendi ismini seçin. Yoksa sırf isimler aynı diye farklı modları aynı mod gibi algılayıp üzerlerine yazılabilir. İsterseniz bu şekilde kendiniz de adlandırabilirsiniz. Ben öyle yapacağım çünkü daha sağlıklı görünüyor. Windhelm'de bir hata aldım, şimdi tekrar indireceğim. Eğer siz de böyle bir hata alırsanız tekrar indirebilirsiniz. Bütün yüklemeleri yaptığımızı varsayarsak, plugins kısmından gelip sort deyip yes deyin. Bunu yapınca mod organizer loot çalıştıracak ve pluginleri doğru sıraya sokacak. 2020x Smaller Packages modunu kurduk. Şimdi oyun şöyle gözüküyor. Luxvia aslında bir tekstür modu değil, add-on modu. Şehirler arası yollara lamba kuyu ve statüler ekliyor. Bazı yol ve köprüleri de el atıyor. Bir de yol tabelalarının daha iyi gözükmesini sağlıyor. Oyunun immersion'ını arttırdığı için kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu modu kurarken FOMOD'la beraber kuruyoruz. Şu anlık ENB Lite kullanmayacağız. ENB Lite'ı bir sonraki bölümde kuracağımız için şimdilik no ENB Lite deyin. ENB Lite'ı kurduktan sonra geri dönüp bunu baştan kurup ENB Lite'ı seçebiliriz. Buradan arzu ettiğiniz opsiyonları seçebilirsiniz. Optional Plugins kısmından bir şeyi ellemeyin. Bu ekrandaki hiçbir mod kurulu olmadığı için hiçbir şeyi ellemeden Next deyip Install diyebilirsiniz. Skyland oyundaki toprak, arazi, dağ, taş, kar, kış, börtü, böcek, yaprak artık ne bulursa daha iyi kaplamalarla buluşturuyor. Fuchsia'nın modundaki bazı yerlerle çakışabilir ama bu herhangi bir sorun yaratmayacak. Deadly Spell Impact kısaca atılan elemental büyülerin çarptığı alanın hasar kaplamalarını el atıyor. FOMOD yükleme ekranında zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Enhanced Blood Texture kan kaplamalarını el atıyor ve hasar alınca kameraya sıçrayan kan efektlerini de bayağı bir iyileştiriyor. Ekran kartınızın VRAM'i 2 GB ya da altındaysa Lite versiyonu indirin. Daedric Shrines, Skyrim'deki Daedra Prensler'in mabetleri için güzelce modellenmiş büstler ve heykeller ekliyor. Bu da atmosfere güzel bir şekilde nüfuz ediyor. Cities of North Skyrim'in Falkreath, Winterhold, Mortal ve Dawnstar gibi küçük şehirlerini estetik açıdan göze daha çok hitap edebilecekleri eklentiler getiriyor. Bunları Nexus Mods'tan teker teker indirip kurmamız gerekiyor.
Ve kaplamalarda yükleyeceğimiz son modumuz olmazsa olmazımız Equality World Map. Berk niye bu kadar coştun, hayırdır ne yapıyor bu mod dediğinizi duyar gibiyim. Hemen söyleyeyim. Şu kabız haritayı alıp şuna çeviriyor. Skyrim oynarken yaşam kalitenizin arttığını şimdiden görebiliyorum. Bu bölümdeki kaplama modlarını karakterlerden ziyade biraz daha çevresel modlar olarak derledim. Çünkü şimdi geçeceğimiz ışıklandırma kısmıyla beraber çevresel grafiklere etki etsin istedim. Geçelim ışıklandırma kısmına. Lux Orbis ile başlayacağız. Lux Orbis ile ışıklar kaynaklarından daha iyi geliyor. Gereksinim olarak Lux Via istiyor. Zaten indirip kurmuştuk. Evlas yani Enchanted Volumetric Lighting and Shadows modunu kuruyoruz. Bu da ışıkların ışık kaynaklarından dinamik olarak daha doğru gelmesini sağlayan bir mod. Lux Orbis'i kurarken Fo mod açılıyor. Simim kurduysanız simim meşi seçin ama ben önermedim simimi. Kurmadıysanız benim gibi devam edin. Eğer burada önceden kurduğunuz bir mod varsa işaretini atın. Bu sayfada da yüklü olan modlar varsa otomatik olarak işaretlenecektir. Next diyebiliriz. Eğer işaretlenmeyen ve yüklediğiniz bir mod varsa uyumluluğunu işaretleyin yoksa patlayabilir. Yine aynı şekilde next diyoruz, install diyoruz. Evlas herhangi bir FOMO da sahip değil, o yüzden direkt kurabiliriz. Şimdi videonun buradan sonrasına iki profil olarak devam edeceğiz. İlk göstereceğim adım düşük gereksinimli ekran kartları için. Yani ekran kartınız 4 GB'ın altındaysa bu adımları izleyin. Vivid Weathers Definitive Edition. Evlas'ın üzerine bir de Vivid Weathers kurduk mu, düşük sistemli bilgisayarlar için güzel bir görüntü elde edeceğiz. Vivid Weather'ı yüklerken FOMOD'da Shader olarak iki seçeneğimiz var. Filmix Next Generation diyebilirsiniz. Kış istiyorsanız Winter, yaz istiyorsanız Summer, ya da ikisi de dinamik olarak olsun diyorsanız None'u seçebilirsiniz. Treeload kısmında Vanilla Treeload'u seçebiliriz. SFO sistemleri kastıracak bir mod olduğu için bu aşamada önermiyorum. Eklenebilir alternatif özelliklerimiz var. Geliştirilmiş yağmur efekti, geliştirilmiş kar efekti, gökyüzü için yıldız ve galaksi kaplamaları, bunları ekleyebiliriz. Alt taraftaki herhangi bir mod yüklü olmadığı için alt tarafı tamamen atlıyoruz. Suların daha iyi gözükmesi için Realistic Water 2'yu da kurabiliriz. İstediği herhangi bir gereksinim yok. Direkt indirip kurabilirsiniz. İndirdikten sonra tekrardan FOMOD açılacak. Bir kere ileri dedikten sonra 2 GB ve altında bir ekran kartınız varsa Quarter Resolution, 2 GB'ın üzerinde bir ekran kartınız varsa ve performans istiyorsanız Half Resolution'ı seçebilirsiniz. Ya da performans odaklı bir şey istemiyorum, daha çok görüntü odaklı bir şey istiyorum derseniz bu taraftan hiçbirini seçmenize gerek yok. Alternative Volcanic Watercolor dediği de volkanik su rengini sağ taraftaki haline getiriyor. İsteğe bağlı seçebilirsiniz. Mod Patches kısmındaki hiçbir mod bizde yüklü olmadığı için direkt kurulumu bitirip install diyebiliriz. Ekran kartı 4 GB'ın altındakiler için performans odaklı ışıklandırma kısmı bu kadardı. Bütün bunları yaptığınızda performansınız çok da bozulmadan oyundaki çevre ve ışıklandırma çok daha iyi gözükecek. Videonun buradan sonrasına ultra kalite olarak devam ediyoruz. Yani ekran kartı 4 GB'ın üzerinde olan arkadaşlar kalabilir. Yapmanız gereken ilk şey Google'a ENB yazıp Test Skyrim SE'ye tıklamak. Alttaki versiyon 493 kısmına girip scroll down ettikten sonra şuradaki küçücük download kısmından indirmeyi yapıp zip dosyasını aç. Buradan sonrasını çok çok iyi izlemen lazım. Çünkü herhangi bir hata yaparsan şu ana kadar yaptığımız bütün her şey sıfırlanır. Wrapper version'a gir, D3D11 DLL, D3D Compiler 46 DLL'i kopyala, Skyrim'in ana dizinine yapıştır. Ama sakın şuradaki bütün dosyaları alıp Skyrim'e atma. Sadece şu iki dosya. Bunları yaptıktan sonra ilk yükleyeceğimiz mod Water4ENB indikten sonra FO modunu açıp buradan istediğiniz tonu seçebilirsiniz. Ben Nordic Blue yapacağım. Wavy Rivers'dan devam edeceğim. Herhangi bir I Need modum yüklü olmadığı için No Legacy I Need Support kısmını tıklayıp devam ediyorum. Burada çözünürlüğü 4K ya da 2K seçebilirsiniz. Ben 4K'da devam ediyorum. Şelale çözünürlüğü de 4K'da olacak. Bu modların hiçbiri yüklü olmadığı için herhangi birini seçmiyorum. Ve tamamdır. Water4ENB de kuruldu. Sırada Splashes of Storms var. Bunu da direkt indirip kuruyoruz. 1.6 kullanıyorsanız Anniversary, 0. bölümde benimle birlikte 1.5.97'ye downgrade ettiyseniz 1.5.97 Special Edition. Bunun da tikini attık. Sıradaki modumuz Rudy Fix for Splashes of Storm and ENB. Bu da bir önceki kurduğumuz modun bazı hatalarını düzeltiyor. Bir sonraki mod Particle Patch for ENB. Bu modda BSA, ENB Helper'a yes, Custom Textures'a yes diyebilirsiniz. Bunun da tikini attık. Bir sonraki mod Moons and Stars.
oyun sürümünü seçip yüklüyoruz. EMB kurduğumuzda karlı alanlarda rüzgarın süpürdüğü karlar bazen çok aydınlık olabiliyor. Bu da oyunun görsel bütünlüğünü bozuyor. İşte bunu düzeltmek için Less Distracting Blowing Snow Effects for EMB Particle Patch kuruyoruz. Performans serisinde bahsettiğim Evlas'ı burada da kuruyoruz. EMB Helper'ı manuel olarak indireceğiz. İndirdikten sonra oyunun ana klasörünün içindeki Skyrim klasörünün içine yeni bir klasör açıp adını EMB Series yapıyoruz. Bu klasörü açtıktan sonra demin indirdiğimiz EMB Helper SE DLL'i bunun içine atıyoruz. Bitti mi? Hayır. Embers XD. Bu mod ateşleri öyle bir yapıyor ki insanın durup durup ateş izleyesi geliyor. Flame Style'dan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Particle Light'ta benim önerdiğim optimize versiyon. Particle Light Intensity'de normali seçebilirsiniz. Lux Orbis kullandığımız için Lux Orbis seçiyoruz. Benim tavsiyem addonların hepsini seçmek ama istemediğiniz bir şey varsa seçmeye de bilirsiniz. Daha da kostümize etmek istediğiniz herhangi bir şey olursa bu menüden de seçip direkt install'a basabilirsiniz. Bright Waterfall Fix. Demin karlar için bahsettiğimiz hatanın aynısını şelaleler için düzeltiyor. EMB kullanmayan arkadaşlar Realistic Water 2'yu yükleyip bu versiyonu seçebilir ama biz EMB kullandığımız için Water for EMB patch'ini indiriyoruz. Manual'a tıklayıp direkt kurabilirsiniz. Ve geldik bu videoda kuracağımız son moda. Rudy EMB. Tabii bunu kurmak için önce Obsidian Weathers'ı kurmamız gerekiyor. Obsidian Weathers'ı kurduktan sonra Rudy EMB'yi kurabiliriz. Normalde EMB dosyaları Skyrim klasörüne manuel olarak kurulur ama Rudy EMB bir FOMOD oluşturmuş. O yüzden Mod Organizer'la beraber kurabiliriz. Main Files'taki iki dosyayı da indirin. EMB dosyaları manuel olarak kurulduğu için alttaki dosyada Mod Manager Download yok, manuel olarak indirmeniz gerekiyor. Rudy EMB Obsidian Weathers Add-on and Required Files FOMOD kısmını da manuel kurulumu tamamladıktan sonra yapacağız. İndirdiğimiz dosyayı açalım. Bizde Lux yüklü olduğu için Obsidian Weathers Lux diyoruz. Predator Vision kullanmıyoruz, normal game'den devam ediyoruz. Skyrim SE Folder yazan klasörün içerisindeki EMB Series klasörü, EMB Lokal Yapılandırma dosyası, EMB Series Yapılandırma dosyasını kopyalayıp Skyrim'in ana klasörünün içerisine atıyoruz. Normal şartlarda Rudy EMB'yi şu anda kurduk ama biz Obsidian Weathers için getirdiği addonları da kurmak istiyoruz. Addon modlarını kurarken karşımıza çıkan yükleme ekranından Night Sky Textures ve Vanilla Clouds'tan 2K ya da 4K'yı seçmeniz yeterli. Nature of the Wildlands. Muhteşem gözüken bir orman modu. Ama önden uyarayım, performansı bayağı bir düşürür. Biraz daha performans dostu bir şey isterseniz Skyrim Flora Overhaul ya da 3D Trees and Plants'ı kurabilirsiniz. Folkwanger, çim ve arazi modu. Skyrim'de rastgele gezerken bile o kadar güzel manzaralar olacak ki içiniz ferahlayacak.